2021 yılı asgari ücretiyle memur ve emeklilere yapılacak maaş zam oranının belli olmasının ardından gözler şimdi de özel sektör maaş zamlarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından geçtiğimiz ay işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan 4 toplantının ardından 2021 yılında asgari ücrete %21,56 artışla 500 lira zam yapıldı ve 1 Ocak itibariyle ödenecek asgari ücret bürüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. 2021 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından memur ve emekli maaş zam oranlarını belirleyecek Aralık ayı enflasyon rakamları ise dün açıklandı. Enflasyonda aylık bazda %1,25 artış gerçekleşirken, açıklanan veri ile birlikte memur ve memur emeklisi maaş zammı %7,36, SGK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 8,36 oldu. Asgari ücretli çalışan, memur ve emeklilerin beklediği maaş zam oranlarının kesinleşmesinin ardından maaş zammında sıra özel sektör çalışanlarına geldi. Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri Türkiye'de etkisini gösteren ve binlerce işletmenin belli bir süreliğine kapanmasına yol açan koronavirüs salgının da gölgesinde 650'den fazla firmayla yapılan iki ayrı araştırmanın sonuçlarına göre 2021 yılı özel sektör maaşları için iki farklı zam oranı ortaya çıkıyor. Küresel İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı Şirketi Mercer Türkiye, çalışan ücretleri ve yan haklarda eğilim ve uygulamaları ortaya koyan, 2020 Türkiye Ücret ve Yan Haklar Araştırmasına göre 2021 yılında şirketler çalışanlarına %13,8 bandında ücret artışı yapmayı planlıyor. 619 firmanın katıldığı araştırmaya Türkiye'den hızlı tüketim ürünleri, otomotiv, perakende, bankacılık, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç ve sağlık, üretim, lojistik, sigorta sektörleri yer aldı. Araştırmada ödeme gücü en yüksek sektörler olarak ilaç, sağlık, teknoloji ve kimya ön plana çıktı. Dünya genelinde 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği ile uluslararası danışmanlık şirketi TalentM'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporuna göre ise pandeminin ortaya çıkardığı olumsuz etkilere rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Araştırmaya katılan şirketler çalışanlarını işten çıkarma ya da maaşlarını düşürme seçeneğini son çare olarak görüyor. Türkiye'nin önde gelen 46 şirketi ile 3000'in üzerindeki çalışandan alınan veriler üzerinden yapılan araştırmaya göre katılımcı şirketlerin %92'si 2021 için maaş artışı planlıyor. Zam yapacak şirketlerin de %86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedeflerken bu oran ise ortalama %17 olarak belirtiliyor. Araştırma sonuçlarına göre yazılım geliştirme en fazla talebin olduğu ve en fazla maaş alan meslek olarak yine öne çıktı.